Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 9 Mart Pazartesi. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Şimdi yine bir vakamız var. Hani doktorlar şu vaka geldi, bu vaka geldi diyor ya. Biz de daha artık doktor gibi olduğumuz için bizim de bir vakamız var. Yağ bakımlarını zamanında yaptırmayan bir aracın, kilometresinde yaptırmayan bir aracın yolda giderken yağ lambası yanıyor. Yandıktan sonra bir ses geliyor, hemen sağa çekiyor, duyarlı bir şoför, ondan sonra tabii ki şirket arabası, şoför hemen sesi duyar duymaz sağa çekiyor, gidip orada bakıyoruz, arabanın yağ lambası direkt yanıyor, araba çalışıyor ama içinde 7 litre de motor yağı var ama yağlama yapmıyor. Yağlama yapmayınca üst kapağı açtım baktım, eksantrik kuru kuru dönüyor, hafif bir cayırtı ses çıkarıyor. Otomatik olarak bu aracın yağ pompasına bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ve düşündüğümde çıkıyor, karterini söküyoruz. Motorumuzda yağ var ama yağ pompası içeriden kalın, talaşlı yağ sıkışıyor. Sıkışınca da yağ pompasını patlatıyor. Gel buraya Hasan'ım. Yavaş yavaş gel, hızlı gelme, milletin başı dönüyor. Yavaş yavaş geleceksin. Yağ pompası buradan İçeriden dişiler sıkışınca şuradaki talaşı göster. Odakla şurayı, dur. Odakla. Evet, içinde talaşlar var görüyorsunuz. Ve talaşlarla beraber dişli sıkışıyor. Buradan kırıyor arkadaşlar. Şöyle oturtturuyorum görüyorsunuz. Şöyle tamamen oturtturdum. Ve buradan bu parça kırıyor. Şimdi yenisini de arkadaşlar, bunlar da çok yansana randıman vermiyor. Ford Otosan'ın kendi yağ pompasını kullanıyoruz. Getir bana. Yağ pompamızı takıyoruz arkadaşlar. Zincirli yağ pompası. Acaba dedim şu zincirin gergisinde mi var sıkıntı dedim. Gergisi de sağlam. Gördüğünüz gibi arabanın altında eski yağ, 7 litre yağımız çıkıyor. Ve yağ pompamızı taktık. Arabanın altından çıkıyorum. Getir buraya. Karterimizi de güzelce temizledik. Silikonu göster. Odakla. Evet. Ve şimdi bunu yerine takacağız arkadaşlar. 7 litre 5.30 parteküllü yağ koyacağız. Bunun yanında yağ pomp filtremizi değişeceğiz ki talaşlardan arınsın motor. Ondan sonra sorunumuz olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz ve kapanışı yapacağız. Ben karteri takıyorum arkadaşlar. Sonucunu göreceğiz. Yağ filtresi kağıt 2.2 Strang jumperlarda. Motor yağı da 7 litre kapalı 5.30 parteküllü yağ kullanılıyor. Aracımızı çalıştırdık. Motor saat gibi çalışıyor ve buraya açtığım zaman hiç yağ gelmiyordu. Kupkuruydu. Aman Allah'ım, öyle bir yağ geliyor ki. Evet. Şimdi yağ lambası direkt yanıyordu. Bir bakalım bakalım. Evet. Yağ lambamız sönmüş. İstop ediyoruz. Bekliyoruz. Yağ süzülünce aşağı yağ lambası yanacak ve yandı. Çalıştırıyoruz aracı. Evet. Yağ lambamız söndü. Motorumuz saat gibi çalışıyor. Kameraman Hasan'a veriyoruz. Arkadaşlar, yağ çok geçti, değiştirmeden dolayı talaş üretmiş yağ. Talaş üretince yağ pompasını dışarıya doğru patlatmış ve yağlama yapmayınca yukarıdan zincir sesi, bunlar zincirli motor. Strang jumperlarda Ford Transit 2.2 motorlar var. Zincir şangır şangır edip eksantrikler de takır takır etmeye başlayınca sağa çekip stop ediyor ve beni çağırıyor. Ben de geliyorum arkadaşlar. Arabayı kurtarıcı lastikten alıyorum. Yağ pompasını değişiyorum. Yağ filtresini ve motor yağını da değişiyorum. Arabanın sorunu kökten halloluyor. Yani motorunu sökmeye gerek kalmıyor. Yağ pompasıyla aracın sahibi ucuz kurtuluyor. Güle güle kullansın.
Allah'a emanet olsun. Size de iyi seyirler. Güzel bir kapak video olsun arkadaşlar. Yağını suyunu zamanında değiştirmenin anlamını az çok artık ben söyledikçe anlamaya başladınız. Hayırlı haftalar.